Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bunları da gözden geçiririz. Bugün nasipse bir paragraf metni okuyup onunla ilgili soruları çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Ses ve görüntüyle ilgili bir sorunumuz inşallah yoktur. Bu konuda durum iyidir. Asayiş berkemal. Kullu şeyin alâ mâ yuram derseniz hemen başlayabiliriz. Paragraf soruları mahiyetinde olduğu için bugün okuyacağımız metin, paragraf sorularının usulünü bunlarda kullanalım diyoruz. Usulümüz neydi? Önce sorulara bir bakmak. Sorular derken şıkları kastetmiyoruz. Sadece sorular, soru kökü. Eyvallah. Ses ve görüntümüzde bir sorun gözükmüyormuş. Yufidun nasu a'lahu. Yukarıdaki metin ifade ediyor ki ennel esbabelleti, öyle sebepler ki tekmunu vera'e takvimil esnan. Takvimül esnanın verasında, ne diyelim, kamin olan, gizli olan sebepler. Öyle sebepler ki onlar dişlerin düzeltilmesi. Bunun ardında yatan sebepler oluyor. Ardında gizli olan. Kemene ekmunu. Demek ki burada anahtar konumda ne var? Takvimül esnan var. Burada bir de sebepler var. Sebepler üzerinden konuşacağız. Parçada okurken takvimül esnan geçtiği zaman, sebepleri konusu geçtiği zaman hemen burada bir soru vardı diye orayı daha dikkatli bir şekilde gözden geçiririz. Evet, bu usulü bugün kullandık hocam. Gerçekten çok güzel bir teknikmiş. Eyvallah. İyi günler de kullanınız efendim. Usullerimiz tecrübeyle sabittir. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşinize yaradığı için de sevindim. Peki, yufhamu minen nasi alahu, diğer bir soru. Yukarıdaki metinden anlaşılıyor ki, enneyi ki diye çevirirseniz öncelikle rahat edersiniz. Sonra istiyorsanız daha rafine tercüme lazımsa ki'yi kaldırır, cümlenin içinde eritirsiniz. Ama önce bir şekeri koyup içerisini biraz tatlandırma açısından enneye ki dersiniz. Sonra eritip kaybedebilirsiniz. Çok sorun değil. Ennel eçhizete gayr, ne diyelim, gayral mer'iyete, görünmeyen cihazlar diyor. Mer'i ra'a yara'dan geliyor. Görünmeyen cihazlardan bahsediyor. Bunu da biraz gördük, ne dediğini fark ettik. Bir sonraki sorumuz nefhemu minen nasi ala enne fetretel mualeceti, mualece fetresi anahtar konumda. Bunu hemen mesela böyle yuvarlak içerisine alma, altını çizmeyi tavsiye ediyorduk. Evet. Siz de bunları umarım yapıyorsunuzdur, yapmışsınızdır. Bunları böyle belirgin hale getirmek. Soruya döndüğümüzde, önce şimdi sorulara bakıp paragrafa geçeceğiz. Paragraftan tekrar buraya döndüğümüzde hemen buradaki anahtar konumdaki kelimeleri görmüş oluruz. Bir daha şuralarla uğraşmamıza gerek kalmaz. Muhalece dediği mufaale babından ilaç ikinci masdarı, o kullanılıyor daha çok. Türkçemize de o geçmiş zaten. İlaç yani tedavi. Anlamı biraz değişerek geçmiş. Bizdeki işte aspirin işte tedavinin bir parçasıdır mesela, ama tedavinin tamamına isim olmuş. Arapçada İlaç denince tedavi, bizde biraz farklı noktaya kaymış. Peki bir sonrasına bakıyoruz. Yustenbatu minen nassi a'lahu. Yukarıdaki metinden istinbat olunur. Yani sonuç olarak şu çıkarılır demiş oluyor. Bu soru kökleriyle ilgili sınavda daha önce çıkmış olan, 2013 yılına kadar çıkmış olan kökleri özellikle toplayıp koymuştuk anahtar kitaba. Daha sonraki yeni baskıda biraz ilaveler yaptık. Biraz daha yapacağız yeni baskı inşallah.
Evet, paragrafı aynen böyle yaptık. Güzel oldu diyorsunuz. Eyvallah. Beşli çete zorladı mı? Evet, beşli çeteler biraz zorlayabilir. Sorular bir yayınlanırsa inşallah. Onlara da beraber bakarız. Olmazsa beşli çeteden çözeriz istiyorsanız haftaya da. Peki, soruları biraz görmüş olduk. Parçadan istinbat olunacak şey, tedavi süreci, dört tane sorumuz var. Görünmeyen cihazlar ve neymiş dişleri düzeltmenin arkasında yatan sebepler. İşte bunları arayacağız metinde. Metnimiz bu. Orijinal metnimiz. Biz biraz boyayarak daha orijinal hale getirelim demişiz. Fonksiyonel kelimeler kitabında. Harfücerler kitabında da böyle yapmışız. Biraz harfücerlerden başlayalım. Biraz da fonksiyonellerden gideriz diye düşündüm. Evet, biz başlık olmayan bu paragraflara başlıklar attık. Biraz değişiklikler yaptık. Şunu biraz hareket ettirelim. Biraz büyütmenin zararı olmaz herhalde, değil mi? Bilakis birazcık daha yüzümüz rahat hareket eder. Evet, şöyle geniş geniş büyük büyük okuyalım. Cemalül esnani bi takvimiha. Şu anda iyiyiz herhalde. Ne diyor? Cemal diye birisi mi varmış? Ne diyor? Eyvallah. Sonradan gelen arkadaşlar da hemen bize katılsınlar. Hoş geldiniz diyelim onlara da. Dişlerin cemali. Yani güzelliği cemal. Celalin zıttı olarak kullanılır biliyorsunuz. El celal vel cemal. Cemal, güzellik. El esnan, dişlerin güzelliği. Bi takvimiha, onların düzeltilmesiyle, düzgün hale getirilmesiyle olur diye bir başlığımız var. Peki, burada gördüğünüz gibi harfücerler vurgusu yapıldığı için harfücerlerle alakalı olan kelimeler ve harfücerler boyanmış. Harfücer biraz daha koyu, diğer kelime biraz daha açık. Takvimul esnani, dişlerin düzeltilmesi, huve, burada bir fasıl zamirimiz var. Ondan sonra haberimiz geliyor. Mecalun bir alandır. Min mecalati tıbbil esnan. Dişler tıbbı. Yani tıp, diş tıbbı, diş tabipliği sahalarından birisidir diyor. Yani biz dişçilik diyoruz, diş tabipliği vesaire demiyoruz. Diş doktoru diyoruz ama diş tabipliği demiyoruz. Onun yerine dişçilik diyoruz. Elleti, öyle ki, tehtemmu. Bi mualeceti uyubil esnan. Neymiş? Neyle ilgilenirmiş? İhtemme, bi ile. Mualecet, tedavi dedik. Uyubil esnan, ayıp, uyub, dişlerin ayıplarından. Dişlerin ayıplarını tedavi etmeyle ilgilenen neylerdenmiş? Sahalardan birisiymiş. Bu elleti gelmesi sebebiyle mecalatın sıfatı olmuş olacak. Değil mi? Mecalin sıfatı olmayacak. Eğer bu ellezi olsaydı, ellezi yehtemmu bi mualeceti der idi. Biz metinde bazı ufak tefek değişiklikler yaptık. Bazen büyük tefek, bazen ufak tefek. Orijinalinde de aynı şekilde. Dikkat ederseniz burada herhangi bir başlık yok, herhangi bir paragraflandırma yok. Biz daha rahat okunup anlaşılsın diye onları ekledik, biraz ayırdık. Bazı ilave çıkarımlar, değişiklikler yaptık. Buradaki yapıyı öğrendik. Şimdi bize neyi anlatıyor? Takvimul esnan, dişlerin düzeltilmesi meselesini anlatıyor. Bunun işte dişçiliğin bir sahası, alanlarından birisi olduğunu söyledi. Ve bu da dişlerin ayıplarıyla ilgilenen bir sahaymış. Onu tedavi eden dişlerdeki kusurlar işte bu sahada, takvimul esnan sahasında düzeltiliyormuş. Kelimeler üzerinden katkı yapacak olursak sinnun esnan, kavvame yukavvimu takvim, düzeltmek, düzgün hale getirmek. Sin kelimesi aynı zamanda yaş içinde kullanılıyor biliyorsunuz. Yaş
dişten anlaşıldığı için özellikle de affedersiniz hayvanlarda oradan herhalde anlam geliştirmesiyle dişle yaş arasında böyle bir paralellik oluşmuş. Mecal kelimesi aslında cevelan edilen, dolaşılan yer anlamına geliyor. Sonra anlam geliştirmesiyle alan, saha anlamına geçmiş. Türkçe'de de mecalim kalmadı deriz mesela, takatim anlamında. Aslında biraz derininde yani gezecek yerim kalmadı gibi bir anlamı var. Min mecalat onun cemisi olarak dikkat ederseniz her kelime elif te ile biten her kelime illa da müfredinde bir kapalı te istemiyor. Burada olduğu gibi. Mecal bakın müzekker görünümlü ama cemisi mecalat gelebiliyor. Buna da dikkatinizi çekelim. Dular, dularat gibi. Özellikle mastarlarda bunu çokça görüyoruz. Mastarlarda talim, talimat, tedrib, tedribat diye elif te ile cemi yapılıyor. İhtemmenin bi ile kullanıldığını görüyoruz. Mühim kelimesi buradan geliyor. Tehtemu bi muhalece kelimesinin diğer mastarı ilaç dedik. Aybun, uyubun. Türkçe'de ayıp, çok ayıp diye kullandığımız kelime. Peki, sorunuz olursa sorarsınız. Evet bakın güzel sorular da varmış. Evet son derslerde sakın min cerrahi unutmayın demişiz. YDS'de de çıkmış. Evet iyi olmuş. Keramet gösterdik desenize. Evet önemli şeylere bir sürü şey söyledik. Arada birkaç tanesi de çıksın değil mi? Peki. Zamiri fasıl haber marife olduğunda gelmiyor muydu? Evet. Hayırlı akşamlar efendim. Eski talebelerden de selamlar alıyoruz. Ne güzel. Eski demeyelim tabii, kadim diyelim. Eskimiş havası oluşmasın. ne diyorduk? Şuradaki damirül fasıl, değil mi? Evet, takvimul esnen huve. Çoğunlukla haberin marife olduğu yerlerde geliyor, karışmasın diye. Yani burada da haber olursa, bu huveyi kaldırırsak sıfat gibi anlaşılabilecek yerlerde daha çok geliyor. Ama burada tariflerden sonra özellikle çokça kullanıldığını görürsünüz. Bundan sonra tarifini yapacağım manasında. Takvimul esnani mecalun min mecalati diyebilir. Bir mani yok aslında. Fakat vurguyu biraz artırmış oluyor. Tarif iki nokta gibi sanki kullanıyorlar bunu. Peki, devam edelim. Hâdihil muâlecetu et-takvimiyyetu. Cümleyi bir okuyalım diyeceğim ama şuraya kadar gelelim istiyorsanız. Hâdihil muâlecetu et-takvimiyyetu yumkinu en tekûne li esbâbin cemâliyetin fîmâ yeteallaku bi tahsînil mazharil âmmi li esnânil merîd. Buraya kadar bakalım ne olmuş? Hâdihil muâlecetu et-takvimiyye. Bunun üçü bir arada düşünülecek. Hâdihi ismi işaret olarak, bu müşarun ileyh olarak, bu da bunun sıfatı olarak. Ok işareti gözükebiliyor değil mi rahatlıkla? Bazen oluyor hocam siz nereye işaret ediyorsunuz biz göremiyoruz diyor arkadaşlar. Bugün sesimi biraz kullandım o yüzden görüntü var ses yok olmaması için arada boğazımı biraz ıslatayım. Ne diyor? Bu tedavi, takvimiye düzeltmeye yönelik olan bu tedavi yumkinu diye gelmiş. Bakın hazihi diyor, ondan sonra yumkinu diyor. Müptedâ ile haber arasında uyumsuzluk var gibi geldi bana. Eğer bu müptedâ, bu da haberse. Ne dersiniz buna? Siz bana soru soruyorsunuz, ben de misilleme yapayım, ben de size sorayım. Ne dersiniz bakalım, görelim. Niye bu müennes olmamış eğer bunun haberi ise? Siz onu düşünürken ben de devam edeyim. Yumkinu en tekune şöyle olması mümkündür. Li esbabin cemaliyetin güzelliğe ait. Yani estetik dedikleri şey. Estetik sebebiyle, estetik kaygılarla olabilir. Fi ma yetaallaku neyle alakalı olarak? Taallaka bi ile kullanılmış. Bi tahsini el mazhari. Görüntünün güzelleştirilmesi el-ammi ne? Genel. Genel manzarayı, genel görüntüyü güzelleştirme. Neyin genel görüntüsü? Li esnenil meriyidi.
Hastanın dişleri. Hastanın dişlerinin genel görüntüsünü güzelleştirme ile alakalı estetik sebeplerle olması mümkündür diyor. Evet, sorumuza cevaplar geliyordur umarım. Evet, gelmeye başladı. Evet. Kalıp ifade en sonra mühendislik ortaya çıkıyor. Evet, hal değil mi diyen arkadaşlar var. Hal, bakın, cümlenizin aslında fiil ortaya çıkacak. Ondan sonra asli unsurlarınız tamamlanacak. Ondan sonra hal mi değil mi diye düşünürsünüz. Ama burada daha hazihil muhalece diye müpteda diye başlamışsınız. İsimle başlayan cümle isim cümlesidir. Hemen müpteda haber aramamız gerekmez mi? Bakınız, burada müpteda konumunda aslında. Burası da haber konumunda. Bu konuda sıkıntımız yok. Evet, yümkünü diye görmeyeceksiniz diye daha önceden söylemiştik. Bazı arkadaşlar hatırlıyorlar maşallah. Derslerimizde efendim geçen hususları unutmamışsınız. Güzel. Dolayısıyla bunu tümkünü diye rastlayamayacaksınız. Eğer öyle rastlarsanız anlayın ki o temek genedir zaten. Yumkinu diye kalıplaşmış olarak göreceksiniz bir. İkincisi de bu yumkinu ile başlayan bölüm cümledir. Cümle kendi yağıyla kavrulur. Kendi içinde işini yapar. Eğer şunun da gönlünü alacak bir müzekkerlik müennessik ayarı yaptıysa mesele bitmiştir. Bunun gönlünü nasıl alıyor? Bakın, en tekune. Tekune'deki hiye nereye dönecek? Hop, hazihiye dönecek. Yumkinunun da faili konumunda en tekune geçeceği için. Onu da daha önce konuşmuştuk, bazı derslerde hatırlayanlar vardır zannediyorum. En geldiği an, ondan sonra müennes fiil kullansanız bile burayı artık mastarı müzekker olarak kabul edersiniz. O yüzden de bu fiilini müzekker kabul edeceğiz. Bilmiyorum anlaşılabildi mi demek istediğim. En tekune ile en yekune arasında hiçbir fark yoktur. Yumkinunun kullanımı açısından. Yani ikisi de müzekker olarak yumkinu ister. Ve bu yumkinunun müzekkerliğine, müennesliğine bu enli yapı karar vereceği için müzekker kullanılmıştır. Tekune'nin döneceği yerde burası olduğu için müpteda haber uyumu da dolaylı olarak sağlanmış olur. Yani mesela bundan ne güzel bacaksız sorusu olur değil mi? Yumkinu'yu çıkar, oraya bir de temek geneyi koy, mis gibi A şıkkına. Tümkinu diye okuyup millet işaretlesin. Yaşasın kötülük, değil mi? Evet. Anlaşıldı. Cümlenin tamamı müennes hükmünde olmuş olacak. Evet, yani bu cümlenin tamamını mualecenin haberi olarak düşüneceğiz. Burayı biraz anladıysak devam edelim. Veyumkinu, bakın, veyumkinu varsa öncesinde de bir yumkinu vardır. Bu vav'ın gelişi öncesinde bunun geçtiğini de gösteriyor bize. Bunun doğrudan dolayı yani nasıl diyelim, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bu şekilde geçtiğini gösterir. Bağlaçlar, o yüzden atıflar özellikle bize çok güzel şeyler fısıldar. O yüzden ne diyorduk? Yaşasın atıf var diye havaya atlayabiliriz sınavlarda özellikle. Atıf görüyorsanız bana matufunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim dersiniz. Bir dolu tarafı hesap ederek boş tarafı ona göre doldurursunuz. Bugün sınavda işinize yaradı mı bilmiyorum. Bu atıf meselesi fevkalade önemli bir şey. Ve yumkinu en tekune, bakın yine aynı kalıbı kullanmış. Ne içinde olabilir? Li binai ve teghyiril mazharil hariciyi lil vaci. Arapça sondan başa doğru çevrilir diye bir şehir efsanesi var. Bu bir dereceye kadar doğru. İlâ haddin ma. İşte bunun doğru olduğu yerlerden. Yüzün dış görünüşünün binası ve tahiri. Bakın, burada uymadı. Atıfların olduğu yerde bu sondan başa çevrilir hikayesini unutuyoruz. Atıf varsa, çünkü atıf o sırayı istiyor. Ona çok dikkat ederim diyorduk. Özellikle tercüme sorularında bu sıranın bozulduğunu anladığınız yer otomatik olarak yanlışa dönüyor. Evet, atıf görünce sevindik, değil mi? Her zaman atıf görünce sevinelim. Yumkinu en tekune, ne olması mümkünmüş bu?
muhalecenin binai ve teğyiril mazhar. Bina inşa etmek, teğyir de değiştirmek. El mazharil hariril vece, yüzün dış görünüşünü. Burada aslında dikkat ederseniz bina il mazharil hariciyi ve teğyiril mazharil hariciyi diye iki tane kalıp ifade vardı, tamlama. İkisini birleştirdi. Şurada el mazhar muzafun ileyh konumunda, teğyir ve bina ikisi de muzaf konumunda. Önce bu muzaf, bu buna atıf yoluyla ekleniyor. Ama daha muzafun ileyh burada geliyor. Bu fasih değildir diyorlar. Doğrusu li bina il mazharil hariciyi lil vecihi ve teğyirihi şeklinde gelmesi lazımdı. Yani bunun daha sonra gelmesi lazımdı. Ama İngilizcenin zannedersem tesiriyle, İngilizce'de çünkü bu tip tamlamalarda yapma imkanı var. Bu artık muzafun ileyh daha gelmeden muzafı birden fazla yapma imkanı modern Arapça'da kullanılmaya başlandı. Şuradaki lam harfi cerinin niye geldiğini soracak olursak, siz onu düşünürken ben devam edeyim. وَتَنْزِيمِ عَمَلِيَّتِ النُّطْقِ وَالْكَلَامِ وَالْمَضْغِ Ne için olurmuş? Buradaki yukarıdaki libinaideki lam buraya da ne yapıyor? Tesir ediyor. Vatanzimi olmuş oldu. Ameliyetin notk, konuşma işlemi, konuşma işlevi, fonksiyonu. Vel kelam, nutuk, işte ses çıkarabilme. Kelam, söz söyleyebilme. Vel madri ve çiğneme. Nataka yantıku, ses çıkarabilme. Anlamlı, anlamsız. Nutkum tutuldu diyen birisi daha işte ses çıkaramaz hale gelmiş, hiç bir şey söyleyememiş. Kelam, mantıklı bir söz söyleme. Madagaya yamduğu, o da çiğnemek. Bunları ne yapmak için? Düzenlemek için de yapılabiliyormuş bu işlem. Bu düzeltme işlemi. Böylece uzunca sayılabilecek bir cümleyi halletmiş olduk. Evet, buradan hazihiye dair bir ufak bir hatırlatma yapalım. Hazihiden sonra harfi tarifli bir kelime buluyorsa hazihi, İkisi beraber hareket edecek demektir. Bunlar birbirine monte edilecek. Harfi tarifli değilse, kendinden sonraki kelime, otomatik olarak araları açılmış olacak. Yani şu hâdihi muâlecetun deseydi, mübdede haber olacaktı otomatik olarak. Ama el sayesinde, bakın marife demiyorum, harfi tarifli diyorum. Harfi tarif varsa, otomatik olarak bitişmiş oluyor. Başka, burada... Sebebun esbab, fîmâ yeteallak bi, bu bir kalıp ifade olarak bakın bu şekilde gelmiş. Teallaka bi ile kullanılacak. Mazhar, mazahir, am, ammiyyun, avam diye de kullanılıyor. Umumi, umuma ait olan. Amme, ya'ummudan, ismi fail aslında, ammun. Evet, nutuk kelimesi düşünme değil mi? Evet, hayvanı natık, düşünen değil de aslında konuşan hayvan. Konuşan canlı demek. Diğer hayvanların düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz. Ama konuşup konuşmadıklarını bilebiliyoruz. Mantık kelimesi de aslında işte konuşmayla alakalıdır. Nutuk. Evet, bu lamla ilgili görüş beyan eden arkadaşlar olmuş. Demişler ki şu izafet kopmuş. Binâ-i mazharil vecihi, yüzün görüntüsünün inşası ve değiştirilmesi. Buraya bir araya harici girince, sıfat olarak bu girince, otomatik olarak muzafla muzafun ileyin arasına bir şey girmiş ve o giren izafeti koparmış. Kopan izafetler de neyle bağlanacaktı birbirine? Çoğunlukla aitlik bildiren izafetler lamla bağlanacak. Güzel. Bunu da ifade etmiş olduk. Mustantık vardır değil mi? İstantaka yestantiku. İstintak. Konuşmaya, işte mahkemede konuşturan kişi anlamında kullanılıyor. İntak sanatı mıydı? Ne vardı? İntak sanatıydı değil mi? Bu fabllarda hayvanlar, bitkiler vesaire konuşturuluyordu. Antaka, yuntiku.
Entakanallahu diye Kur'an-ı Kerim'de de kullanılıyor galiba, değil mi? Peki, istikbal köklerdedir diyorduk hatırlarsanız. Bir kelime geçtiğinde, özellikle yeni ise, yeni zannediyorsanız hemen köküne inin. Çoğu yeni zannettiğiniz kelimenin aslında eski tanıdığınız bir akrabası, bilgileri dağarcığınızda olabilir, Türkçe'ye geçmiş olabilir, Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor olabilir. O yüzden standart bir kültürü olan, yani biraz kültürlü bir Türk'ün öyle 0 kilometre karşılaşacağı Arapça kelime sayısı çok fazla değil. Yani özellikle çok yoğun kullanılan kelimelerden. O yüzden şöyle biraz hafızanızı yoklayın. Dediğimiz gibi istikbal köklerdedir kuralını uygulayın. Göreceksiniz birçok kelime çok kısa ve kolay bir şekilde hafızanıza kaydedilebilecek. Sonra kelimelerden işimize yarayan neler var? Meriyet kelimesinin cemisi işimize yarayabilir. Marda. Ve in kuntum marda ev ala seferin. Meriyet'in cemisi olarak kullanılıyor. Mazhar, mazahir. Tahsin, tahsinat. Bakın demin söylediğimiz elif T ile mastarlar. Bina ebniyetun. Eğer yapılan oturduğumuz bina anlamındaysa ebniyetun gelecek. Tegyir, tegyirat. Vecih cemisi. Vucuhun yevme idin musfira gibi. Vucuhun ya da evcuh kelimesi. Bakın mesela bazı kelimelerin birden fazla cemisi oluyor. Birisi bir anlama odaklanıyor, diğeri başka bir anlama. Mesela vucuh kelimesi insan yüzü için o kullanılıyor. İnsan yüzü için mesela evcuh pek kullanılmaz. Evcuh nerede kullanılıyor? Bir şeyin soyut anlamdaki bir başka boyutu varsa ona lehu evcuh der mesela. Lehu vucuhun orada fazla kullanılmaz. Mesela vucuh kıraatle alakalı bir terim olarak farklı farklı kıraatler, okunuşlar varsa onlar için kullanılıyor. Vucuh yaptı diye. O yüzden cemilerin de kendine has böyle esas aldıkları manalar oluyor. Bazen de standartlaşıyor, onun dışına hiç çıkmıyor. Bir cemi burada kullanılıyor, öbürü burada kullanılıyor. Daha önce bulden ve bilad kelimelerini söylemiştik hatırlayacak olursanız. Utanzim, nazzama yunazzimu tanzim. Örgüt anlamında da kullanılıyor. Tanzimul kaide diye işte bugün kaide, el kaide örgütü için bu isim kullanılıyor. Düzenleme. Eskiden tanzim satışlar vardı. Aslında düzenleme demek. Ameliye, ameliyat, bizim ameliyat kelimemiz. Bunun cemisi. El kelam vel madag dediği de madaga böyle ağzı dişinde bir şeyle alıp çiğnemek. Peki. Devam ediyoruz. Hunake enva'un mutaaddidetun littakvimi min nahiyetil ecizetil mustamelati. Ev min nahiyetin neta'icil mercuvveti min takvimil esnani. Hunake cümlenin başında kullanıldığında vardır anlamına geliyor. Normalde orada, orası anlamı varken huna, hunake, hunalike. Huna burada, hunake biraz uzak, hunalike de daha uzak. Lam çünkü en uzağı göstermek için kullanılıyor. Cümle başında ise İngilizcenin tesiriyle vardır'a dönüşmüş. Deriz, derardaki der de hunaki anlamına geliyor çünkü. Cümle başı konumunda ise, yani burada direkt cümle başı, bazen başına inne gelebilir, inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri gelebilir. Orada da yine cümle başı sayılıyor. Enva'un mutaaddidetun nedir? Envai çeşit ne vardır? Farklı farklı tür vardır diyor. Envai çeşit bizim çok hoş bir kelimemiz. Enva içine tercümesini de katmışız çeşit diye. Envai çeşit olmuş. Mutaaddide bakınız müfret müennese dönmüş. Çünkü nev'un enva gayri akil cemi. Müfret müennes hükmünde. O yüzden çoğul olduğu zaman müfret müennes oluyor. Nev'un kelimesinin bakın kendisi müzekker. Ama burada çoğulunu kullanınca hemen sıfatı müennese dönüşecek. Farklı çeşitler vardır diyor. Enva'un adidetun da olabilirdi. Enva'un iddetun da olabilirdi. Onlar da aynı şeyi yapacaktı. Littekvimi ne için? Bu
düzeltme işlemi için, dişleri düzeltme işlemi için çeşitler varmış. Yani bu lambda yine aitlik bildiriyor. Enva'u takvim demiş oluyor. Bu diş düzeltmenin çeşitleri mevcuttur. Peki, bakın iki akımdan söylemiş. Minnahiye ve minnahiyetin burada. Bu kalıp bazen nasıl olur? Minnahiyetin der. Ve minnahiyetin uhra der. Burada bir uhra getirir. Bu daha kolay anlaşılır. Bir daha şekli var. Onu söylerse anlaşılması daha zor olacaktır. Sınavlarda genelde bu anlaşılması zor olan şekillerini sorarlar. Sağ olsunlar. Bizim iyi yetişmediğimizi görmek için iyi yetişmemizi istiyorlar. Ne yaparlar? Minnahiye ve uhra ev uhra kullanır. Nahiyetin uhra'daki nahiyeyi düşürüp sadece uhra koyarlar. O uhrasında düşen bir nahiyeyi gösterir. Peki cümleye bakarken böyle kalıpları öncelikle görmekte fayda var. Ana omurgayı görmüş oluruz. Pekala. Önceki enva dedik. Neymiş? Birisi minnahiye bakımından demek. El eşhizetil müstamele. Kullanılan cihazlar bakımından. Bir de ne bakımından? Enneteicil mercuveti. Reca yercu. Çok reca edeceğim derken birisine ne diyorsunuz? Sizden rica etsem. Eskiden recaydı. Ricaya döndü şimdi. Rica etsem şuradan bana yardım eder misiniz? Burada ben ne yapmış oluyorum? Sizin bana yardım etmenizi umuyorum. Aslında. Dolayısıyla böyle kibarca da söyleyince bu umduğuma nail olma ihtimalim yüksek. Bunu söylüyor. Mercuve de işte o rica edilen yani umulan, beklenilen, hedeflenilen min takvimil esna. Demek ki birisi sonuçlar, birisi de kullanılan araç gereç cihazlar bakımından ne varmış? Çeşitleri varmış. Şimdi herhalde oraya doğru gireceğiz. Konu başlığı olarak bunu söylemiş. Buradaki kelimelerden arada bana sorularınız varsa bakayım. İşime gelenleri cevaplarım. İşime gelmeyenleri de yan yatta çamura battım. Evet. Şu anda takip edebiliyorsunuz değil mi? Nasıl durum? Evet, minsiz kullanılabiliyor mu? Enva'un idde. Nerede? Evet, enva'un iddetun. Evet. Gayet rahat kullanılabilir. Azıcık dondu, sonra düzeldi mi? İyi. İnternet bir azizlik yapmış birazcık bize. Şimdi iyiyse mesele yok. Aramıza girmek isteyenler var, değil mi? Evet, enva'un iddi olur, enva'un adide olur. Eğer minli kullanacaksak başta kullanırız. Huneke adidun minel enva deriz. Adidun minle kullanılır. Evet, bunu da paylaşmış olalım. Mercuveden bahsettik, bundan bahsettik. Bu ismi meful aslında mercuvetundu. Mef'ulun, mef'uletun, mercuhun, mercuvetun, mercuvundan dönüşmüş, mercuvun olmuş. Mermuyun neye dönüşüyor? Mermiyyuna dönüşüyor. Bu ses işte düşmeleri, kalkmaları, dönüşümleri her dilde oluyor. Biz çarşambayı çarşamba yapıyoruz. Perşembeyi perşembe yapıyoruz. İstanbul, İstanbul'a dönüyor gibi. Mesela biz bulgur diyoruz. Araplar burgul diyor. Kim kimden aldıysa biraz değişmiş. Burgulu kim önce ne yaptıysa, ürettiyse, diğerine sattıysa ismin kaynağı odur. Dolayısıyla biz onlardan aldıysak onlar isim babasıdır. Yoksa aksidir. Bir şeyi ilk üreten, diğerine satan ismini de satmış oluyor. Nahiyenin cemisi olarak ennevahi dedik. Cihazın el eçhize dedik. Müfrede cihaz geliyor. Çeyizin de buradan geldiğini daha önce konuşmuştuk. Müstamel
kullanılmış anlamında istamele, yestamilu, istimal etmek. Sonra neticetün netaic, takvim, sin, esna. Evet, buraları hallettik. Dediğim gibi sorularınız olursa onları paylaşırsanız onlara da bakarız inşallah. Heh, mesela varmış. Güzel sorular varmış. Neymiş? Dur bakayım. İddetü enva'da olabilir miydi? Tabii ki. İddetü enva'da olabilirdi. Hünelke iddetü enva gayet güzel de olurdu. Enva'un idde de olur. İdde kelimesi iki türlü kullanılıyor. Hem başta hem sonda aynı şekilde kullanılıyor. Ama adid kelimesi enva'un adidetun diye sonda kullanıyorsunuz. Adidetunu başa çekemiyorsunuz. Başa çektiğiniz an adidun mine dönüyor. Yani adidetun min kalıbı başta kullanılamıyor. Başta olunca sadece müzekker. Adidun min. Bunu paylaşmış olalım. Ve bunun içinde mesela diyoruz paragraf sorularında davul soruları dediğimiz Arapça cümlenin dengini bulma sorularında özellikle bu iki soru türü amcaoğlu diyoruz. Bunlar da dengini bulmak esas. Aynısı değil de farklı kelimelerle aynı anlamı verecek denk ifade. Oralarda mesela bu adid ve idde kelimeleri arasında farklılıkları gözetirler. Biri varsa öbürüne dönüştürmek lazım. Evet, adidetun ve iddetun bir fark var mı? Yok, fark yok. Mercubun şefaatü ehli hayrin. Değil mi? Evet, hayır ehlinin, ahalisinin şefaati umulur diye. Değil mi? Evet, niçin müennes olmamış hocam? Nerede ki müennes olmamış? Mercubetun mu? Ha, şeydeki bu okuduğunuz metinde herhalde öyle mi? Mercubun şefaatü ehli hayrin. Yani bunu yer değiştirmiş. Eğer şefaatü ehlil hayri mercuvvetun deseydi ya da ehli hayrin o zaman mercuvvetun derdi. Başa çektiği zaman o mercuvun diye orada müennes yapmak zorunda hissetmemiş kendini. Bu mümkün. Baş tarafı aldığı için. Yoksa sonda kalsaydı sıfat haberi müennes olarak gelecekti. Peki, böylece zenginleştirmiş olduk birazcık dersimizi. Hocam böyle çok dağılıyor, detaylara giriyorsunuz deyip bana kızanlar da oluyor ama çok kızmasınlar. Efendim, Mesnevi'nin metodu da biraz böyledir Mevlana'nın. O da bir şey hikayeyi anlatır, araya başka şeyler girer. Girer de girer. Bu usul aslında üslup tam Kur'an-ı Kerim'in de üslubudur. Ana konudan bahsedilirken araya başka şeyler girer. Kıssalar girer. Başa dönülür. Bunlar hep dikkati aslında bir açıdan dağıtıyor gibi ama bir açıdan da zenginleştiren şeylerdir diye kendime kılıf buluyorum. Peki efendim. Hunekel eczhizetul muteharriketu. Derslerimiz kayıt altında olduğu için öyle çok yorulduğunuz şeyleri bir daha izlediğinizde zannedersem daha rahat anlarsınız. Bir de çok farklı seviyelerden arkadaşlar aramızda oluyor. O yüzden belki daha basit gibi şeylere de temas ediyoruz. İleri düzey arkadaşlar bazen sıkılabilirler. O yüzden mazur görsünler bizi. Hunakel eczhizetul muteharriketu elleti tetatallabu taavunel meridi ma'at-tabibi. Hocam onu niye öyle okudunuz diyeceğiniz yerleri sorun. Eyvallah. Sınava girdik, yorgunuz, bize acıyın hocam. Yapmayın böyle şeyler, değil mi? Evet, sınavla ilgili de biraz konuşuruz dersin sonuna doğru. Ne diyor? Hunake eczhizetun muteharriketun da diyebilirdi bunu. Bakınız buradaki elletinin gelme sebebi şunun marife olması. Şu hunake eczhizetun muteharriketun tatatallabu deseydi elletiye ihtiyacımız yoktu. Çünkü elleti marifedir. Kendinden öncesi marife ise ancak sıfat olarak gelebilir. Yoksa nekra doğrudan doğruya cümleyi sıfat olarak kabul ediyor zaten. Onun elletiye ihtiyacı yok. Hocam fazla mal göz mü çıkarır? Biz bir de elleti koysak, işte eczhizetun muteharriketun elleti desek olmaz mı? Fazla mal göz çıkarıyor arkadaşlar. İsraf. Gereksiz.
Dolayısıyla kullanmayınız. Câe racülün ellezî olmaz. Câe racülün yemşi. O kadar. Dolayısıyla ellezî'ye ihtiyacım yok. Marife. Çünkü ismi usuller marifedir. Ancak marife bir ismi niteleyebilirler. Marife bir isim nekrayı niteleyemez. Ona sıfat olamaz. Peki hareket edebilen yani ne diyelim seyyar mı diyelim? Takıp çıkarılabilecek türden cihazlar da varmış, aletler varmış. Evet, sınavda bakın ne çıkmış. Kullu varmış. Boşluğa ellezi elleti. Evet, burada bir ma mı istendi? Yaparlar. Şu soruları bir açıklasınlar. Bakarız inşallah beraberce. Hunakel eczetül mutaharrik elleti tetatallabu. Neye ihtiyaç duyan? Tatallebe. Talebe normal istek. Tatallebe olursa bu isteğin daha da güçlü olduğunu gösteriyor. Sürekli olduğunu. Tetatallabu teavun el merid. Hastanın ney? Etkileşim, iletişim içerisinde olması, yardımlaşması ma'at tabib. Neyle? Doktorla. Yani doktordan yardım almasını gerektiren neler varmış? Hareketli cihazlar varmış. Ya da birbirlerine yardımcı olacaklar. Teavune de çift taraflı bir durum var. Vel eczizetu es-sabitetu. Bazıları müteharrikeymiş bakın. Bazıları sabiteymiş. Sabite. Elleti. Onlar da nasıl bir şeymişler? Tulsaku ala sathil esnan. Dişlerin neresine? Sathına. Zeminine, yüzeyine yapıştırılan. Satek kelimesi Türkçe'de kullanılan bir kelime. Neydi o? Neyi müdafaa yoktur? Sattı müdafaa vardır. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır diye. Değil mi? Evet, bir söz vardı. Onu hatırlayacaksınız. Evet, portatif buraya gayet güzel uydu. Teşekkür ederiz. El Eczizetül Müteharrike'ye. Kitaba da ekleyeyim ben olmazsa bu portatifi. İyi oldu. Hatırlatmalarınız böyle zenginleştiriyor efendim. Sonra elleti tetatallabu teavunel merid ma'at tabib vel eczize sabite elleti tulsaku ala sathil esnan. Dişlerin zeminine, yüzeyine yapıştırılan hilale muddetil ilacı tedavi süresince. Sonra ve tukassemu ilel cihazit takvimiyyi sabiti evil mehfiyyi. Ne? Sabit cihazlar yahut gizlenmiş gizli cihazlar olarak ayrılıyormuş. Bu düzeltme cihazı. Hani görmüşsünüzdür veya siz de belki tatbik etmiş olanınız olur. Dişlerdeki yamuklukları falan düzeltmek için böyle dişlere bir şeyler takıyorlar, bir müddet duruyor vesaire. Herhalde onu kastediyor büyük oranda. O huwa ahdesu cihazin en modern cihazmış, aygıtmış. Bakın buradan sonra hemen ne geldi? Dikkat ederseniz doğrudan doğruya fiil geldi. Ellezi yok. Niye? Çünkü nekra. İzafet olsa da hala nekra. Muzafun ileyh nekra oldu mu? Bu hala nekra olmaya devam ediyor. Bilinmez bir yapıda geldiği zaman peşinden gelen cümle onun doğrudan sıfatı. Evet, tetatallabu bi'siz olur mu hocam? Olur. Tetatallabu aslında herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. Fiilin kendisi ihtiyaç duyar anlamına gelse de mefulüne geçerken herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Belki talebeyi hatırladınız. Talebe bi hukukiha mufale babından gelirse bir harfi cer ile kullanılıyor. Ama doğrudan doğruya utalibu hakkı diye de kullanılabilir. Bazı fiiller hem harfi cerli hem harfi cersiz kullanılabiliyor. Mefulünü alırken buna da dikkatinizi çekmiş olalım. Ahdes, evet, cihaz yüsbetu, yüsebbetu diyelim. Yüsebbetu alel cihetil helfiyyeti minel esnan. Dişlerin neresine? Arka tarafına, dişimizin arka tarafına yapıştırılıyormuş, oraya sabitleniyormuş.
Mimme yec'aluhu gayra mer'iyyin. Onu ne kılıyormuş bu da? Görünmez hale getiriyormuş. Dişin arkasına monte edilince görünmez hale geliyormuş. Bakın min ve madem bir araya gelmiş. Biz buraya alternatif olarak bi'yi de koymuşuz. Bima da olabilir diye. Metinde normalde minma var. Orada bir başka harfi cer kullanımı da mümkünse bakın burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Bu harfi cerler kitabında bunları da göstermek istedik ki yani bu da mümkündür. Bilginiz olsun. Ekstra bir zenginlik olsun diye. Çünkü bunların alıştırmalarını yaptırıyoruz biliyorsunuz bu kitapta. Bu mini buradan çıkarıyoruz. Siz şimdi diyelim ki buraya bi koydunuz. Biz bu bi'yi kabul etmeyecek olsak yanlış demek olur. Halbuki mümkünse niye koymayalım ki? Niye sizin moralinizi bozalım? Müellif mini tercih etmiş ama bi de olabiliyorsa varsın olsun. Mimma yec'aluhu gayra mer'in onu görünmez hale getiren. Bu mimma üzerinde azıcık bir şey söyleriz istiyorsanız. Hünakiye geçmeden söyleyelim. Bu mimma veya ma ya da bima daha çok mimma ya da ma kullanılacak. Kendinden önceki cümlenin tamamını niteleyecek. Evet, diş teli vesaire dedikleri türden. Aynen. Ali Hoca. Bu ma önceki cümlenin tamamını niteliyor. Yani bu önceki durum işte dişlerin ne dedi? Arka tarafına bir şeylerin monte edilmesi, cihazın monte edilmesinden bahsediyor. Bu durumda onu görünmez hale getiriyormuş. Ceale bir şeyi yapmak, dönüştürmek, kılmak. Hunaki ecizetun, hunakiydi. Burada bir başka yere geçti. Bakın dediğimi de burası yapmış oldu. Hunakel ecizetul müteharriketu elleti ve hunaki ecizetun tusebbetu. Gördüğünüz gibi burada harfi neye? Harf değil de isme usule ihtiyacımız kalmadı. Elletiye ihtiyaç yok. Tusebbetu alel cihetil emamiyeti. Burada cihetil halfiyeti demişti. Şimdi emamiyetiye. Ön taraf. Emam. Değil mi? İmamla emam aynı kök. İmam önde durduğu için imam. Halife de halife ile alakalı. Halife de arkadan geliyor. Peygamber Efendimizin halifeleri onun arkasından, ondan sonra geldikleri için halife. Peki, el emamiyeti minel esnan dişlerin arka tarafı demiş oluyor. Aslında dişlerden arka taraf, şey ön taraflar gibi bir anlamı oluyor. El cihetül emamiyetu minel esnan. Buradaki dişlerin demek aslında. Emamel esnani belki diyecekti. Ama dişlerin önü olmuş olacaktı. Şu dişlerin ön yönü demeye çalıştı. Burada bakın izafet yapma şansı kalmadı. Emamel esnani deseydi izafet modunda olacaktı. İzafet koptu. İzafet her zaman kopunca lamla değil de işte bazen minle, bazen fiile. Rehletun fişşitai, rehletuşşitai. Hatemun min fiddatin, hatemu fiddatin gibi. Ama çoğunlukla da lamla, babul medreseti, babun lil medreseti gibi. Bunu Harfi Cerler kitabımızın baş tarafında biraz anlatmıştık hatırlarsanız. Vahiye, buraya geldik. Demek ki bazı bu ekipmanlar dişin arka tarafına monte ediliyor, görünmez oluyor. Bazen ön tarafa yapıyorlar bu diş teli vesaire. Zor sorular da soruyor bazı hocalar. İyi yapıyorlar. Ne diyorlar mesela? Fiilleri meçhul okumayı tercümeye başlamadan anlayabilir miydik? Arapçanın zenginliği, zevkli tarafı ya da cilvesi. Ne diyelim? Bir kelimenin bazen birkaç okumaya müsait olması. Cümlenin tamamına hakim olmadan doğru okunma şansı kelimelerde yok. Arapça böyle bütüncül bir dil. Bütünü kavramadan parçayı tam olarak kavrayamıyorsunuz. Birçok ihtimal söz konusu olabiliyor. Bu da böyle yani. Mesela şunu derken şunu mahvettik. Evet, yönünü biraz değiştirdim ama herhalde mahsuru olmaz. Şurada bakın bunu yesbutu diye de okuyabiliriz. Yusbetu, yusbitu, yusebbitu, yusebbetu. Bakın epeyce bir ihtimal çıkıyor.
Aynı şey bunda geçerli. Dolayısıyla bunun malum mu meçhul mü olacağını bir cümleyi şöyle zihnimizde oturttuktan sonra ancak ayarlayabileceğiz. Ama pratik bir şey olsun derseniz bir püf noktası söyleyeyim size. İnsan dışındaki varlıklar aktif konumda ise bir cümlenin içerisinde orada meçhul yapıya kaymak daha isabetli bir yoldur. Çünkü cihazlar sabitlemekten daha çok sabitlenirler. Birileri onları sabitler. Dolayısıyla önce meçhul okuyun, gayri akil, insan dışındaki varlıkları. Baktınız ki tutmadı, maluma dönersiniz. Bu daha az karşınıza çıkacak. Eğer insan söz konusuysa cümlede, o zaman malum okuyun. Eğer tutturamazsanız meçhule dönersiniz. Bunda da tutturamama ihtimaliniz yine az olur. Peki, minel esnen ve hiye ma'diniyetun ev hezefiyetun ev şeffafetun. Ne diyor? Bu neyi cihazları kastediyor herhalde. Değil mi? Vahiy diyerek eçhize. Bu cihazlar nedir? Madeni olabilir. Türkçe'ye geçmiş. Hezefiye dediği diş olunca bakın madenden yapılabilir. Altın, gümüş vesaire. Şeffafe, şeffaf. Ne kaldı? Bakın atma teknikleri. Şimdi konuyu biraz biliyorsunuz. Dişi, diş teli vesaire türü şeylerle düzeltmek istiyorsunuz. Bu ne olabilir? Dişin üzerine monte edilecek şey. Tahminen madenler var, şeffaf var. Bir de ne olabilir? Porselen dedikleri değil mi? Hazef kelimesi de işte porselen. O yüzden her kelimeyi de hemen böyle saldırıp sözlüğe aramak durumunda değilsiniz. Önce bir tahmin edin. Herhalde bu porselen gibi bir şeydir falan deyin. Genel bir anlayın. Sonra işaretlersiniz onu. Gidip ne yaparsınız? Bakarsınız. Bizim kitaplarda zaten harficerde de, fonksiyonel kelimelerde de bunların anlamları veriliyor zaten. Harficerlerde harficerli kalıpların anlamlarını vermişiz. Fonksiyonel kelimelerde de bu kelimelerin hepsinin tek tek anlamları mevcut. Sözlükle bir daha uğraşmayın diye. Bir de metin içindeki anlamlarını verdik ki böylelikle farklı anlamlarda zihninizi dağıtmasın diye. Çünkü sözlüklerde bazen bir kelimenin 3, 5, 10 anlamı çıkıyor. Hangisini buraya uyduracağız? O birazcık sıkıntı teşkil ediyor. Peki, bilevnil esnani şeffafe dediği şeffafmış. Bilevnil esnen dişlerin renginde. Dişlerimizin renginde şeffaf bir ney cihaz oraya monte edilince hiç sırıtmıyor. Bu bakın fi de olabiliyormuş. Fi levni lesnen. Vehiye tetenasebu ma'al marda el baliğin. Kimlerle uyumluymuş? Tenasebe ma'a el marda. Bakın meridin cemisi olarak şunun cemisi böyle olur demiştik. Geldi. El baliğin de buluğ çağına ermiş yetişkin dediğimiz. Yetişkin hastalarda bu uygunmuş. Onlara daha uygun. Demek ki çocuklara biraz sorunlu oluyor. Onu söylüyor. Cihaz, eçhize, taavun kelimesinde karşılıklı tefaul babında müşareket vardır. İki kişi ya da daha fazla kişi beyninde derler. Arasında yardımlaşma. El-meriyd, marda dedik. Tabip, atibbaun. Cihaz, eçhizetun. Evet, la sakala. Burada el sakala olabilir. La sakala yapıştı, yapıştırdı anlamında. Bu el sakala'dan yapıştırdı. Tul sakala yapıştırılır. Sath estoh diye geliyor cemisi. Hilale boyunca, süresince anlamında. Eğer min hilaliye dönerse bakın anlamda bir değişiklik oluşuyor. Min gelirse. Min hilali vasıtasıyla anlamına geliyor. Buna da çok dikkat edin. Bunlar sınavlarda hep yoklanabilecek hassas yerler. Biliyorsunuz bu sınavın başında genellikle verilen o küçük, kısa boylu, bacaksız dediğim benim sorularda böyle hassas şeyler, nokta atış yerler işte hilale ile min hilal arasındaki farkı biliyor mu bilmiyorum. Bu tür yerleri böyle hani derler ya zurnanın sesinin değiştiği yer diye o tip yerleri böyle çok hassas yerleri ölçerler. O yüzden birçok kişi de orada çok zorlanır. Min hilali çıktı mı?
Oo. Evet yani ben olsam sorarım dediğim yerleri duymuşlar demek ki. Peki, müddetün cemisi müddet diye gelecek. Evet, ilacında tedavi anlamında muhalece ile aynı şey olduğunu söylüyoruz. Evet, tukassemu ile kasseme yukassimu taksim, taksimat buradan geliyor. Bizim Taksim, İstanbul'daki Taksim de değil mi? Aslında maksem suların dağıtıldığı yermiş. Sular oraya gelir, oradan dağıtılırmış. O yüzden de maksemden Taksim çıkmış. Taksim edildiği yer gibi. Cihaz eçhize dedik. Sabit. Sabitin cemisi de sevabit geliyor. Sabitetunun cemisi olarak aslında. Sevabit. Yani sabiteler. Temel değişmez ilkeler anlamında sevabit kullanılıyor. Mahfi kelimesi de kunzu nasıldı? Kuntu kenzen mahfiyen diye bir hadis vardır. Tasavvuf erbabınca çokça kullanılan. Feahbebtu en uleme. Ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmek istedim diye. Kainatın yaratılış sebebi, hikmeti bu şekilde izah edilir. Ve huve ehdesu. Ahdes kelimesi hadisin yani işte son zamanda modern ortaya çıkmış olan şey. Ahdes de ismi tafdili olarak cihaz eçhize cihetun cihetun felfiyye esnen cealehu gayra mer'iyyin onu o hale dönüştürdü. Mer'i gayr mer'i görünen görünmeyen. Sonra eçhize tüzebbet cihe emamiyye esnen ma'din cemisi maadin geliyor. Maadin olsaydı. Hezef pek cemisi kullanılmaz. Şeffaf zaten Türkçemizde var. El esnen tetenasebu ma'a. Bu ma'a harfi cer olmadığı halde ben buna harfi cer gibi boyama yaptım. Çünkü harfi cerlere çok dolaştığı için onları da bu kategoriye aldık. Harfi cer olmadığını bilelim. Zarf ama olsun. Biz öyle yaptık. Beyler kelimesi bir yere ulaşan demek aslında. İşte insanın buluğ çağına akıllı, bilinçli, şuurlu bir yaşa gelmesi kastedildiği için buluğ denmiş, beyler denmiş bir yere ulaşan anlamında. Akıl bali derler aslında akil baliğdir orijinali. Akıllı ve buluğa ermiş demek. Tabi biraz hızlanınca akıl bali, akil baliğden akıl baliğe dönmüş. Peki metnin sonuna yaklaşmışız. Burayı bitirelim. Ondan sonra da sorularımıza bakarız. İnşallah sizi çok yormuyoruz, değil mi? Evet, min hilali çıktı. Evet, haysu bi haysu min haysuyu karıştırıyorum. Evet, ne güzel şeyler karıştırıyorsunuz. Bunları karıştırıyor olmanız, bunları biraz biliyor olmanız anlamına geliyor. Bu da bilecek, karıştıracak kadar seviye var demek. Bu da güzel bir şey. Çünkü hocam ben bunları hiç karıştırmıyorum. Çünkü hiçbirini bilmiyorum. Bakın o da bir durum. Müsbet tarafından baktık. Min haysu bakımından demek. Onu bir kere ayırın. Temyizin yaptığı işi yapıyor. Şu bakımdan. Ene ekseru minke min haysul mal. Ben senden daha çokum. Ne bakımından? Mal bakımından. Onu ayıralım. Haysu ile bir haysu en çok karışacak şekildedir. Haysu ile bir haysunun kesiştiği bir yer vardır. Önceki cümleyi açıklama. Şöyle ki diye açıklar. Ennâsü niyâmun. İnsanlar uyuyorlar. Bir hays şöyle ki ya da haysu. Ama daha çok bu tip yerlerde bir haysuyu göreceğiz. Şöyle ki deyip açıklarız. Hum fî gafletin daimetin fî hayâtihim el-yevmiyye falan diye açıklarız. Haysu daha geniş kullanımlıdır. Kendinden önce bir yer ismi geçtiyse. İstanbul, Haysu, et-Tarih. İşte içinde tarih bulunan şehir İstanbul. Ya da bir mekan değil de tarih geçtiyse. Değişik söylediysem düzeltmiş olayım. Mekan ya da tarih ifade eden kelimelerden sonra Haysu gelir. Sadece kısa bir bilgi verir. Mesela işte 1453. 1453 haysu futihat el-Kustantiniyetu.
Bakın yani öyle bir zaman ki orada işte İstanbul fethedilmiştir. İstanbul ki orası işte tarihin bulunduğu yerdir gibi. Haysu çok kullanımlı, çok kullanışlı bir şey. Bir haysu daha dar cümleyi açıklıyor öncesindeki. Şöyle ki diyerek kapalılık var, onun cümleye tefsire ihtiyacı var. Orada işte mesela bir haysu, haysu, iz ve fe ile açıklamalar yapılabiliyor. Ama min haysu bakımından anlamına gelecek. Peki, beynema ve hinema farkı nedir? Evet, beynema daha çok karşılaştırma yaparken kullanılıyor. O öyle yaparken öbürü de böyle yapılıyor. Hinema'da ise zamanla ilgili bir bağlantı var. Şöyle olurken hinema. Beynema'da ise genel bir karşılaştırma ve bu daha çok kontrast dediğimiz zıtlık bildiriyor. Sen gelirken biz gidiyorduk, hemşerim var ya Türkçe'de. Onu mesela beynema ile karşılarız. İngilizce'deki while'ı karşılıyor, zıtlık bildiriyor. Haysu'dan sonra cümle gelmesi şart değil. Evet, ama bir haysu'dan sonra cümle gelmesi şart. Min haysu'dan sonra da gelmemesi şart. Min haysul manzar mesela. Peki, devam edeceğiz. Az kaldı. Sorularınız böyle güzel sorular. Onları da yazın. Bir taraftan fırsat buldukça bakalım. Teksürül ehdâfu minet takvim. Bu takvimin hedefleri çokça olur. Mesela bu fiil, normalde fiili Türkçe'ye çevirirken fiil olarak aktarmak esastır diyoruz ama burada uymuyor mesela. Nedir? İşte bu düzeltmenin hedefleri çoktur diyoruz. Çoktur deyince isim cümlesine dönüşüyor. Durum bildiriyor. Bu da ama dilin zarureti. Çok oluyor diyecek halimiz yok. Feminha, bakın bu minha çokça kullanılan minhadır. O hedeflerdendir. Ney? Ettekvimul vikaiyyu. Korumaya yönelik. Vikai dediğimiz ön koruma. Önceden koruma. Ellezî yehdifu ya da yehdifu ile mutabaatil atfali. Çocukların takip edilmesini hedefliyor. Ne zamandan ne zamana? Min hatta. Min'in sevdiği harfi cer aslında daha çok iladır. Ama hatta ile de iş yapar beraber. Min'in sevdiği üç kelime var. Harfi cerse ila burada olduğu gibi. Hatta eğer harfi cer değilse ma. Minle ma. Sınavlarda da bunu çokça yokluyorlar. Min'i çıkarıyorlar, ma'yı istiyorlar. Yani min'i çıkarıp onu istiyorlar. Ma orada duruyor. Yahut ma'yı çıkarıyor, onu istiyor. Yahut ikisini birden istiyor. Dolayısıyla buna da işaret etmiş olalım. Düz okuduğunu anlamak birinci aşamadır. Ondan sonra ne oluyor, ne bitiyor, nasıl kalıplar kullanılıyor, kim nereye işaret ediyor, bunlar üzerinde kafa yormak ikinci aşamadır. Bu ikinci aşamaya geçmediysek bu tür sınavlarda YDS, YÖKDİL, YDT önümüzde nasipse YÖKDİL var. Bu sınava girip de üzülmüş olanlar varsa üzülmesinler. Önümüzdeki maçlara bakalım. Nasipse biz de YÖKDİL'e çalışmaya başlayacağız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Bu pazartesi değil, yarın değil de. Haftaya pazartesi inşallah. Yeni bir grup olarak arzu eden arkadaşlarla başlayacağız. Düşünen arkadaşlar varsa onları da aramıza katılmaya bekleriz. Efendim hocam ben bir görmek istiyorum ders nasıl oluyor diyenler olursa deneme dersi imkanınız var. Girin bakın beklentilerinizi karşılıyorsa beraber inşallah sizi de hazırlarız sınava. Neymiş? Evsaul kitapten sonra manaları birbirine yakın boşluk vardı. Evet. Neymiş? Rağbe, şöhre, buğya. Öyle mi? Aynı kitaplardan mı derken ne Rümeysa Hoca? Evet, şöhreten varmış öyle mi? Evet, evsaul kitabı mı ya da evsaul kutubi mi? Belki kutubidir. Evet, şöhreten uyar.
Ha, evsaul kuttabi. Tamam, o zaman şöhreten daha güzel. Tabii tam bağlamını bilmiyorum da. Bu dedi verdiğiniz bilgilerle şöhreten sanki daha güzel gözüküyor. Evet, aynı tarzdan devam edeceğiz inşallah. Ama daha önceden çalıştığımız arkadaşlar devam ederse onlara özel program yapacağız. Tekrar olan şeyler olur belki ama pekişmesi için onun dışında da zenginleştireceğiz. Peki, bitirmeye çalışalım. Vikai önceden, vakayakiden. Vakayaki vikayetun emridaki geliyor biliyorsunuz. Vakihimus seyyiat. Ku enfusekum, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de çokça kullanılan bir fiil. Ki kıya ku ki kıya kine. Emir tek bir harften emir ki. Peki ne anlatıyor? Demek ki hedefler, amaçlar farklı farklı çokça oluyormuş. Bazıları korumaya yönelik. Çocukları takip etmeyi hedefliyormuş, değil mi? Kaç yaşından itibaren? 7 yaşından 12 yaşına kadar. Bakın burada tuhaf bir kullanım var. Sinni sebiyan şeklinde, izafet tarzında. Böyle tercüme ederken 7 yaş diyoruz. Sanki 7 burada sıfatmış havasında. Dikkat ettiyseniz bir tuhaflık var. Bu tuhaflığı da istismar ediyorlar sınavlarda, haberiniz olsun. Burada aslında gizli bir esseneti takdir ederseniz olayı biraz çözersiniz. Sinni seneti sebiyati, 7. senenin yaşı. Eşittir 7 yaş. Hatta saniyete aşrate, hatta sinni saniyete aşrate demek 12. yaşa kadar. 7'den 12'ye kadar. Ve mutabaati keyfiyeti tebdil esnen, dişlerin değişmesinin, hani birileri dökülüyor, birileri çıkıyor ya, süt dişleri dökülüp diğerleri. Bunun keyfiyetini takip etme amacıyla bir şeklin afdal, daha iyi bir şekilde. Vel husuli minha mı demiştin? Ellezî yehdufu ile, evet. Oraya atfedeceksek vel husûli, o zaman yehdufu ile mutâbaatil atfâl ve mutâbaati keyfiyeti tebdil vel husûli ala besmetin cemîletin. Buraya atıf yapacaksak böyle düşünülebilir. Ne o? Güzel bir tebessüm. Dişler böyle çarpık çırpıksa tebessüm edince ne yapıyor? Güzelliğinde tebessümün tadı kaçıyor. Böyle dişlerine güvenemeyen kişiler ne yapıyorlar? Gülmemek için ağızlarını açmıyorlar. İşte tebessümleri içeride kalıyor. Ama dişleri düzeldiği zaman rahat rahat tebessüm edebiliyorlarmış. Onu söylüyor. Peki, demek ki değişik hedefleri söz konusuymuş. Şu takvime giderse bu, et-takvimul vikaiden başka bir şeyse şu, o zaman feminha el-husule ala besmetin cemiletin diye de düşünebiliriz. Yani o zaman el-husule olur, et-takvimuya atfeder isek. Bazen bir kelimeyi farklı yerlere atfetme imkanı da olabiliyor. Hangi yerde anlam daha güzel oturuyorsa onu tercih etmek lazım. Yani müellif yazarı karşımızda değil ki sen nereye atfettin bunu diye soralım. O yüzden biz ne yapacağız? Artık elimizde metin, elimizde esir. Ona ne yaptırırsak onu kabul etmek durumunda. Emme müddetül ilaç. Şimdi hedeflerden bahsettik. Şimdi müddet. Süresi peki ne kadar bu tedavinin? Emma fe ile kullanılacak. Bakın bunu biz fonksiyonel kelimeler kitabında renklendirdik. Emma'yı ve fe'yi renklendirdik. Bir alıştırmada emma'yı sorduk. İkinci alıştırmada da fe'yi sorduk. Dolayısıyla birbirini bakalım bunları görebiliyor muyuz? Farkında mıyız diye. Emma muddetün ilaç, işte konu başlığı, tedavi süresine gelince onunla ilgili detaylar F'den sonra gelecek. F teteravahu beyne. Teravaha beyne ile kullanılacak. Bir şeyin arasında gitti geldi. Raha yaruhu gitmek. Yallah ruh der. Umre'ye gidenleriniz falan duymuşsunuzdur. Yallah ruh. Kovacağı zaman asker masker orada. Ruh der, işte git anlamında. Teravaha yeteravahu, bu da işte ikisi arasında gidip gelmek. Beyne siddeti eşhur, teravih de buradan geliyor. Tervihha, teravih. O da işte
rahatlamaya sebep oluyor. İnsan bir yerden böyle çekip gittiği zaman rahatlamaya sebep oluyor. Ruh kelimesi, hepsi aynı kök. Beyne sitteti eşhurin ve senetin. Demek ki 6 ay ile 2 yıl arasında gidip, affedersiniz, gidip geliyormuş yani. 6 ayda olabiliyor, 2 yıla kadar da uzayabiliyor tedavi süresi. Velakin ma'a tatavvuril eczeti gayril mer'iyyeti ve şeffafeti. Bakın lakin okudum, lakin ne okumadım. Hemen isim gelseydi peşinden lakin ne diyecektim. Ama isim gelmiyorsa, fiil geliyorsa o zaman sakin okuyacağım. Muhaffef dedikleri türden bu. Lakin ne ve lakin, iki türlü de okunabilir. Lakin işte fiil geldiğinde ya da doğrudan isim gelmediğinde. Ama anlam olarak aynı anlamı veriyor. Ma tatavvuril eczeti, cihazların, aygıtların gelişmesiyle, aparatların neyse, gayril mer'iyyeti ve şeffafeti, görünmeyen ve şeffaf olan cihazlar gelişmesiyle birlikte asbahat. Bakın ne oldu? Asıl cümle burada geldi. Velakin asbahat. Asbahat muddetul ilacı, tedavi süresi oldu. Bin nispeti li ya da bin nispeti ile. El meriyidi, hastaya göre. La teşekkilu aikan lehu. Hasta açısından herhangi bir engel teşkil etmez hale geldi. Niye? Çünkü gözükmüyor. Gözükmeyince 6 ay durmuş, 2 yıl durmuş. Öbür türlü görünen bir şey olduğu zaman tabii rahatsız ediyor, görüntüsünü bozuyor. O diş telleri falan mesela bayağı rahatsızlık veriyor. Görüntü olarak da, kullanım açısından da. Yedikleri şeylere yapışıyor vesaire. Biraz zorluklar çıkarıyor ama bir dönem katlanıyor o işi yapanlar. Demiş olduğu şey nedir o zaman? Demek ki süre açısından bakıldığında süre 6 ay ile 2 yıl arasında değişiyor. Fakat işte görünmeyen cihazlar ve şeffaf olan cihazların gelişmesiyle birlikte artık tedavi süresi hasta açısından bir engel teşkil etmez hale geldi. Aik kelimesi aaka, yaoku'dan geliyor, engel. O yüzden de engelliler için aaka yuaiku'dan ifal babına girmiş şekli daha çok kullanılıyor. Muakun kullanılıyor, isme ful. Engelli hale getirilmiş. Kimse bu işi gönüllü olarak kendini engelli yapmaz. İsme ful konumunda muakun, muakin kullanılıyor. Peki kelimeler üzerinde hedef, ehdaf. Sonra vikaye kelimesi. Dirhemu vikayetin hayrun min elfi ilacin diye güzel bir atasözleri vardır. Onu da hatırlatmış olalım. Bir dirhemlik korunma, hastalık öncesi. Bu koronalı günlerde bunu bir daha hatırlatmış olalım. Korunma hakikaten son derece önemli. Bu dün galiba vefat eden bir Hasan hocamız var. Hasan Onat. İlahiyatta, Ankara İlahiyatta hocamız idi. Yani biz ders, bizzat ders almadık da konuşmalarına şahit olmuştuk. Muhterem bir hoca. Fakat işte bir komşusu korona olmuş. Koronasını gizlemiş ve onlara da bulaştırmış. Hocamız rahmetli oldu. Yani büyük bir vebal. O yüzden aman korunmaya dikkat edelim. Yehdufu ile hedeften geliyor. Tıflun atfal, sinnun esnan, tebdil, beddele yübeddilu, değiştirme, bir şeklin afdal ve husul hasala ala ile kullanılmış besme nedir? Tebessüm kelimesi. Tebessümü ki ala vecihi ahike sadaka. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. Birkaç gün önce bir yazı paylaşmıştım. Bir arkadaştan okudum. Norveç'te mi? Oralarda bir yerde birisi evden çıkıyor, 2 kilometre gidiyor. Ve ondan sonra bir köprüden bile kendini atarak intihar ediyor. Sonra evinde bakıyorlar bir not bırakmış. Şimdi diyormuş 2 kilometre yürüyeceğim. Eğer bir kişi yüzüme tebessüm ederse intihar etmeyeceğim diye. Ve etmemiş. Ve intihar etmiş. Çok acı. Tebessüm niye sadaka? İnsan daha iyi anlıyor. İnsanların buna bile demek ki ne kadar ihtiyacı var. Muddetun cemisi muded olarak gelecek. Sonra şehrun eşhur tilke eşhurun malumat. Sonra tatavvur tatavvurat olarak geliyor cemisi.
Sonra Meryl Marda demiştik. Aek, avaek, engel anlamında avaek kullanılacak. Böylece parçayı biraz görmüş olduk. Aralara epeyce şey de yerleştirdik. Evet, tedbir ilaçtan evladır. Dirhemu vikayetin, bir dirhemlik korunma. Hayrun min kintari ilacin, bir kantar tedaviden daha evladır, daha iyidir demişler. Boşuna dememişler. Evet, el vikaye, evet, vaka minle çokça kullanılıyor. Ama doğrudan doğruya da kullanımı var. Bizim bu aktardığımız sözü kastediyorsanız, dirhemu vikayetin hayrun minin, o mini. Biliyorsunuz bir şey bir şeyden daha demenin yolu min kullanmaktır Arapçada. İngilizce'de de den kullanılıyor. Aynı o da min gibi denden anlamını katıyor Türkçe'de. Peki, eyvallah. Şimdi hızlıca sorularını da göstereyim size isterseniz. Yine sizi yorduk. Bu aslında fonksiyonel kelimeleri şöyle belki kontrol ederiz diye düşünüyordum ama artık buna gerek imkan kalmadı. Sorulara bakalım. Orijinal metnimiz böyle. İlk sorumuz böyle. Şimdi sorumuza rahat görülebiliyorsa azıcık daha büyütebiliriz galiba. Şöyle büyütsek, şunu buraya çeksek, bir mahsuru yoktur Allahu alem. Şöyle iyi değil mi? Evet. Burada ne anlatıyordu? Dişleri düzeltmenin arkasında yatan sebep. Evet, taudu. Bunu ben yine bozdum yönünü. Ne güzel düzelmişti bunun yönü. Neyse, sola, sağa baksın artık. Yapacak bir şey yok. Peki, ne diyor? Taud es ile ade ile dönmek. Esbab müteaddide farklı sebeplere döner. Ehemmuha cemaliyetun o vikaiye. En önemlileri güzellik, cemaliye o vikaiye korunmaya yönelik. Burada şıklara bakarken hangisini nasıl elerim diye bakmak lazım diyorduk hatırlarsanız. Elemek için bahane arayacağız. Tetallaku bi takvimil mazharil hariciyi. Ben okuyayım bunları. Siz bana deyin ki hocam şunu önce eleyebiliriz. Mümkünse elemeye de ne diye bakın? HKS formülüyle bakın. Havada, karada, suda. En garantili olandan başlayıp diğerlerine gidelim. Siz bana şu şık çok garanti diye söyleyin, ben önce onu eleyeyim. Neymiş, neyle alakalıymış? Tetallaku bi takvimil mazhar el harici. İnsanın dış görüntüsünün düzeltilmesi. Neye yönelik? Liyesnenil meriyd, hastanın dişleri. Hastanın dişlerinin dış görüntüsünü düzeltmeye yönelik. Bununla alakalıdır diyor. Tualicu el meşakil, alece el meşakile, problemleri tedavi eder. En nacime te, an, nacim an kalıbını da bol bol kullanıyorlar arkadaşlar. Sınavlarda bir şeyden kaynaklanan anlamında. El esnenil mutaavviceti, yamuk dişler. Yamuk dişlerden kaynaklanan problemlerin tedavisinde işte gibi bir şey söylüyor. Mutaavvice kelimesi taavvaca, muvvacce şeklinde de karşınıza çıkar. Hatta öyle daha çok çıkar. Denizli diyor ki tahussu bil manzaril harici yilil insan. İnsanın dış görünüşüyle has, ona hastır. Ke kıymetin saidetin fil müştema, toplumdaki ne yükselen bir değer olarak, ke olarak anlamına gelecek modern Arapçada çoğunlukla. Tasniye ne diyeceğiz bu? Evet. Ennel esbab elleti diye gidiyor. Evet. Tasniye o eczizetil müteharrike ev sabite. İşte hareketli, portatif demiştiniz değil mi? Evet, sabit cihazların üretilmesi. Min nitaci ahdesi teknolojiye. En modern teknolojinin
ürünü olarak. En modern teknolojinin ürünleri olarak işte portatif ya da sabit cihazların üretilmesi demiş oluyor. Necime, evet, An ile Min ile mi sordular? Daha çok Necmi An ile çıkar. Bir şeyden kaynaklanan. O yüzden mesela kömürün vesairenin kaynaklandığı yere de ne denir? Mencem denir. Kömürün çıkarıldığı yer. Kömür ne deriz? Kaynak demeyiz, değil mi? Mencem orada ne anlama gelir? Evet, E'yi direkt gönderelim diyorsunuz. Maden kelimesi değil mi? Mencemin oradaki anlamı kömür madeni. Edirne'nin olur tarafı gözükmüyor diyorsunuz. Yukarıda çünkü ne anlatıyor? Dişleri düzeltmenin arkasında yatan sebepler. Değil mi? Burada genel bir şey söylememiz lazım. Modern aletler çıktığına göre hadi o zaman ne yapalım düzeltelim dememiştirler herhalde. Başka sebepler vardır. O aletler yardımcı olur ona. Evet, rezerv için daha çok ne kullanılıyor? İhtiyati kelimesi kullanılıyor. Evet, maden ocağı olabilir, ocak olabilir. Ama daha çok maden olarak. Sonra hangi şıkları eleyeceğimizi söyleyin. Denizli'den ben devam edeyim. Siz yukarıya doğru bana teklif edin. Evet, bakın bu sadece dış görünüşle irtibatlı değil, değil mi? Burada sadece dış görünüşten bahsetmiş. Şurada diş yamukluğundan kaynaklanan problemlerden sadece bahsetmiş. Şurada sadece dış görünüşü yine düzeltmenin hesabını yapıyor. Bakın yanlışlıklar nasıl oluşturuluyor? Sadece tek boyutunu söylüyor. Diyelim ki bir olayın iki boyutu varsa, birkaç boyutu varsa tek boyutunu söylüyor. Aslında doğru ama yetersiz. Daha kapsamlı, daha yeterli bir şık varsa onu seçeceğiz. Mesela diyelim ki bu da doğru, bu da doğru. Bu ikisinden birini niye bırakayım? Tercih bila murecceh caiz değildir derler. La yecuzu tercih bila murecceh. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Adana olmuş olacak. Teaudu bu sebepler döner. Esbab müteaddide farklı sebeplere. Ehemmuha cemaliye ve vikaiye. İşte bir kısmı güzellik olsun istiyor. Bir kısmı da işte onu daha sonraki bozulmalara karşı engellemeye yönelikmiş diyor. Peki 52'ye bakacağız. Yine 52'yi de ne yapalım? Büyütmeye çalışalım diyeceğim ama bunun büyümeye pek niyeti yok galiba. Şöyle yaparsak belki büyür. Heh. Deminki büyük büyük güzel olmuştu. Şöyle büyütelim. Evet. Şunu da kapattık mı tamamdır. Ne diyor? Yufhemu minen nasi ala enel ecizete gayril mer'i. Görünmeyen cihazlar. Ben şimdi yorumsuz olarak hepsini okuyayım. Yetimmu tesbituha. Temmeden sonra bakın mastar gelmiş. Neye dönüştürüyordu? Meçhul yapıya. Onun neyi? Sabitlenmesi tamam olur. Yani sabitlenir. Monte edilir. Alel cihetil halfiyeti minel esnan. Dişlerin arka tarafına. Tu'teberu minen nev'i gayril müteharrik. Hareket etmeyen, yani portatif olmayan türden sayılır. Minel ecizetit tekvimiye, düzeltme cihazlarından. Turakkebu alel cihetil emamiye, ön tarafa monte edilir. Minel esnan, dişlerin. Tustakdemu lisaffil esnani, dişlerin safa sokulması, düzeltilmesi için kullanılır. Litashihi ameliyetin nutk. Ne? Konuşma ameliyesini, işlevini düzeltmek amacıyla. Min ehemmi turuki takvimil esnani araqaten avral usur. Asırlar boyunca en köklü
dişleri düzeltme yollarından en önemlilerinden birisidir demiş. Bu görünmeyen cihazlar. Bir kere bu görünmeyen cihazlar eski değil ki bu kadar. Dolayısıyla bu kadar böyle araka maraka deyip arayık böyle çok eskilere götürmesinin değil mi? Çok bir manası yok gibi. Başka Edirne'yi ben eleyeyim. Siz de diğerlerinden gönderin. Normalde bakın bu da doğru gibi gözüküyor. Bu da doğru gibi gözüküyor. Adana Ceyhan. Bazıları ön tarafa, bazıları arka tarafa monte edilebiliyordu. Ama bakın bir kısmını böyle söyleyerek, bir kısmını böyle söyleyerek bunlar birbirine kavga ettiriyor. Dolayısıyla bu da doğru, bu da doğru olabilecek gibi. Kavga ettiği zaman ikisini birden atıyorsunuz dışarı. Gidin dışarıda kavga edin. Dolayısıyla elimizde diğer şıklar kalmış oluyor. Konuşma ameliyesini, işlemini düzeltmek için dişleri düzeltme diye bir tabir geçmiyordu. Dolayısıyla elimizde hangisi kalmış olacak? Balıkesir doğru cevap olarak kalmış olacak. Ne diyor? Tu'tabaru minen nev'i gayril. Bu görünmez olanlar sabit hale getiriliyor. Hani çıkarmaya gerek yok çünkü görünmez ya. Şeffaf oluyor. Dolayısıyla da orada yerinde durabiliyor. Takvimiye düzeltme cihazlarından, aparatlarından, aletlerinden işte görünmez olanlar hareketsiz ya da ne diyelim neydi o? Port şey diyordunuz, portatif değil mi? Portatif olanlardan sayılmıyormuş. Evet, bu tabii metni beraber görmek daha iyi olur. Bu metinle beraber düşünüldüğünde daha iyi anlaşılır. Sınavda da zaten beraber görme imkanınız oluyor. Sonrasına bakalım. Burada ne diyormuş? Enne fetretel muhalece. Bu tedavi sürecinden bahsediyor burası. Ne olmuş tedavi sürecine? Şöyle iyice büyütsek, rahat rahat görsek olur mu? Yaptık oldu. Bu dönem asbahat mevduan la ehemmiyete lehu. Artık önemsiz bir iş haline geldi. Bi fadli ihtirail eczetil. Görünmeyen cihazların icadı sayesinde. Bu bir fadlı. Çokça severler, kullanırlar, sorarlar. Alakalı alakasız şıklara yerleştirirler. Aklınızda olsun. Fazlı keremiyle, sayesinde anlamına geliyor. Hep olumlu bir şey istiyor. Kendinden sonra. Tehtelifu farklı olur. Limutabaatil atfal min sinni sabi'a hatta saniyete aşirete. 7 yaşından başlayıp 12 yaşına kadarki çocukları takip etmede farklı farklı olurmuş. Ekseru annenin haberi olarak ekseru mulaemeten daha uygundur. Bu akallu külfeten, külfeti maddi karşılığı, maliyeti daha az olur. Bir nispeti lil mardal beliğine minel omur. Yetişkin hastalarla ilgili olarak onlar açısından. Aslında bakın yanlışlıklar oluşturulurken parçadaki kelime ve kalıplar bir şekilde kullanılıyor. Fakat onlara ufak tefek ayarlar ekliyorlar, çıkarıyorlar, bozuyorlar ayarlarını. Evet, paragraf sorularında parçaya göre söylenebilir diye mi sordular? Astroloji ağırlıklı sorular. Evet, sağ olsunlar. Bizim kültürümüzü geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sonra tertabitu bi tahassuni el mazhar el am. Genel görüntünün güzelleşmesi için onunla bağlantılıymış. Liyesnen il meridi hilaleha. Bu süreç zarfında hastanın dişlerinin genel görüntüsünü güzelleştirmekle alakalıymış bu süreç. Edirne ne diyor? Kat tatulu uzayabilir. Tebeen li. Bakın bu da bir beraber kullanılan bir kalıp.
tabi olarak ona bağlı olarak el cihazil müstehdemi kullanılan cihaza bağlı olarak uzayabilir. Kad muzari gelince olabilir de olmayabilir de. Fi muâlecati takvim el esnân dişleri düzeltme tedavisinde. Bu tedavide işte uzayabilir bu süre kullanılan cihaza göre demiş oluyor. Burada doğru cevap olarak hangisini tercih edersiniz siz? Fuat Sezgin hakkında ve gezegenler, öyle mi? Enteresan. Fuat Sezgin hakkında da biz bir ders yapmıştık galiba, değil mi? Bu pazar derslerimizden bir tanesinde onunla ilgili bir metni, haber metni olarak sizinle paylaşmıştık. Hatırladığım kadarıyla El Cezira'nın Taallumul Arabiye sitesinden almıştık onu. Evet, bizi takip etmeye devam ediniz. Evet, burada doğru cevap olarak neyi tercih edeceğiz? Evet, gezegenleri de bizimle tercüme mi yapmıştık? Eyvallah. Dolayısıyla görüyorsunuz işte körün taşı gibi denk gelebiliyor. Burada bakın şu şık gayet güzel oturuyor. Asbahat mevduan la ehemmiyete lehu bi fadli ihtira'il ecizetil mahfiyye. Gizli, görünmez cihazlar sayesinde artık çok önemli olmaz hale geldi. Niye? İşte eskiden çok görünüyordu. Göründüğü için bir an önce kaldırmak amacıyla önemliydi. Özellikle de hanımlar için. Ama şimdi görünmeyince çok problem değil. Uzun da dursa çok problem olmuyor. Son soruya da geçelim. Son sorumuz paragrafla ilgili. Bunu bir önce bir ne yapalım? Biraz büyütelim. Şöyle rahat rahat görelim. Göremediydim, o yüzden yanlış yaptıydım diye mazeretimiz kalmasın, değil mi? Evet. Bakalım üstten batu minen nasihala şu sonuç çıkarılabilir diyor. Et-te'avun ma'at-tabib muhimmun inde terkib ile cizetil mutaharrike. Hareketli cihazları, yani portatif demiştik değil mi? Cihazları monte etmede doktorla ne yapmak, yardımlaşmak önemlidir. El-ecizetü zâbite turakkebu alâ sathil esnân hilâlel muâlece. Tedavi esnasında dişlerin yüzeyine monte edilir. Ney? Sabit cihazlar. El-ecizetül halfiyye, arkadaki cihazlar. Tüsebbetu alel cihetil halfiyyeti minel esnan. Dişlerin arka taraflarına yerleştirilenlere el-ecizetül halfiyye. İşte ismi veriliyordu. Bunlar böyle buraya monte edilenlerdir diyor. Tanzim ameliyetin nutki minel esbabir reisiyye. Takvimil esnan. Ne diyor? Tanzim ameliyeti nutk, konuşma işleminin efendim düzenlenmesi minel esbabi reisiyeti, ana hedeflerden, ana sebeplerdendir. Hedef değil de sebeplerdendir. Takvimil esnan, dişlerin düzeltilmesi. Edirne el vesailu vel ehdafu, vesileler ve hedefler fi takvimil esnan, dişlerin düzeltilmesinde. Müteaddidetun nedir? Farklı, farklıdır. Baktığınız zaman en geniş, en kapsayıcı, en kuşatıcı olan şık genellikle doğru şıkkı temsil edecektir. O da hangisi? En sondaki şık. Vasıtalar, vesileler ve hedefler, değil mi? Bu dişlerin düzeltilmesi meselesinde farklı farklıdır. Bakın ne suya ne sabuna dokunuyor ama genel olarak nasıl metni ifade etmiş oluyor. Böylece hem metnimizi okumuş hem de parçamıza ait sorularımızı biraz çözmüş olduk. Umarız işinize yaramıştır. Sizi biraz da yormuş olduk. Böylece parçamızı da elden geçirmiş, takvimul esnanı bitirmiş olduk. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde inşallah daha çok bir hafta canlı haberler seçiyoruz biliyorsunuz. Gündemden bir başlıkla bir haftada
Bizim bu harf cerler ve fonksiyonel kelimeler kitabındaki metinler, ki bu metinler daha önce çıkmış paragraf soruları aslında. Ve onlara ait sorular. Bunlar üzerinden çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Dediğimiz gibi önümüzdeki YÖKDİL'e dili hazırlık yapmayan isteyen arkadaşları yeni grubumuza tekrar davet edelim, haberdar etmiş olalım. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şükran li husnil mutabaa ve ihtimam ve ila fil usbu'il kadim inşallah. Dumtum fi emanillahi ve hifzihi. Vesselamu aleykum.